asit-baz dengesinde nötralleşme tepkimeleriyle devam ediyoruz arkadaşlar. 25 derecede 0,25 molar sülfürik asit varmış elimizde. Bunun 0,2 litresini tam nötrleştirmek için diyor. Ne kadar magnezyum hidroksit gerekir? Kaç mililitre magnezyum hidroksit gerekir? Bir de bunun gramını bulun şeklinde. Şimdi biz şunu biliyoruz nötrleşme reaksiyonlarında. Nötrleşme reaksiyonlarında H artı mol sayımız kesinlikle OH mol sayımıza eşit olmak zorunda. Hemen mol sayısını nasıl buluyorduk? Derişim çarpı hacim, bir de asitteki suya verdiği hidrojen sayısı. Baz için de yine derişim çarpı hacim çarpı gene bazın suya verdiği OH sayısı. Şimdi asit için bakıyorum. 0,25 molarmış. Değil mi? Hacmi 0,2'ymiş. Peki suya verdiği H artı derişim, bakın nedir H artı sayısı? 2. Demek ki Z değerimiz burada 2. Eşittir dedim. Bazın molaritesi neymiş arkadaşlar? 0,2. Hacmi neymiş? Bilmiyoruz. Peki bazın tesir değerliği nedir? Yani suya verdiği OH derişimi? Yine 2. Buradan muhakkak birileri birilerini götürecektir. Bakın şu 0,2'yi götürdü. Öyle değil mi? Bu 2 de bunu götürdü. Buradan hacmi arkadaşlar biz direkt ne bulduk? 0,25. Ama bu 0,25 bizim için litredir. Bizden mililitre istiyor. Demek ki cevabımız 250 mililitre. Ya A ya C. Şimdi geldik arkadaşlar. Kaç gram magnezyum hidroksit gerekir? Bunun için de mol sayısını bulmamız lazım. Grama ulaşabilmek için mol sayısına ihtiyacımız var. Ama zaten mol sayısı dediğimiz, bakın başlangıçta şurası değil mi? H artı mol sayısı OH mol sayısına eşit olacak. Yani burada isterseniz şu üçlüyü çarpın, OH mol sayısına ulaşın. İsterseniz 0,25'i burada yerleştirin, OH mol sayısına ulaşın. Hemen şuradan arkadaşlar OH mol sayısını bulmaya çalışalım. 0,25 çarpı 2 0,5'tir. 0,5 çarpı 0,2 de 0,1 moldür. Şimdi 0,1 mol arkadaşlar işin içinde OH varmış. Fakat dikkat edin, magnezyum hidroksit 2 değerli bir baz. Yani bu adam suda nasıl iyonlaşacak? Mg'yi 2OH şeklinde iyonlaşacak, öyle değil mi? Bizim bulduğumuz 0,1 mol, bakın OH'ın mol sayısı. Yani baş katsayısı 2 olan vatandaşın mol sayısı 0,1. O halde benim ana bileşiğim baş katsayısı 1 ya. 2'ye 0,1 ise 1'e nedir? 0,05. Artık 0,05 mol magnezyum hidroksitin kaç gram olduğunu bulmam lazım. Yani 0,05'i molekül ağırlığı olan 58 ile çarpmalıyız. 8 kere 5 44, 5 kere 5 25, 29. Virgülleri de kayarsak 2,9 gramdır cevabımız deriz. Yani cevabımız Adana. 0,3 mol hidrojen klorür sulu çözeltisinin 400 mililitresinde 0,08 mol. Süper, mol verilmiş. Bize sodyum hidroksit katısı çözülüyor. Yeni çözeltinin pH'ı nedir? Burada bir şeye dikkat edin. Bazı katı olarak ekliyoruz. Mol sayısı da verilmiş ve eklenen katının hacmi ihmal edilecek. Yani bizim çözeltimiz her şekilde 400 mililitre. Amacımız H artı mol sayısına ve OH mol sayısına ulaşmak. Bana OH mol sayısını zaten soru vermiş. Bakın OH mol sayısını ne vermiş? 0,08. Biz de şuradan H artı mol sayısını bulalım. En H artı dedim. Nasıl buluyoruz? Derişim çarpı hacim, ki hacmi litreye dönüştürürsek eğer 0,4. Bir de suya verdiği H artı sayısı, o zaten 1. Buradan arkadaşlar 0,12 mol bulursunuz. Kim daha büyük? Bakın suya verilen H artı mol sayısı daha büyük. Farkında mısınız? O halde bunun farkını almalıyız. Yani diyeceğiz ki 0,12 eksi 0,08 bölü, artık mol sayısına ulaştım. Bu mol sayısını kabın toplam hacmine bölersem, tabii ki litreye dönüştürmeyi lütfen unutmayalım. H artı mol sayısı daha fazla olduğu için biz buradan direkt H artı derişimine ulaşacağız. Zaten şurası 0,04 çıkmaz mı aradaki fark?
0,04'ü 0,4'e bölerseniz eğer 1 virgül kaymış olacaksınız. Yani 0,1 bizim h artı derişimimiz. Yani ne demek istiyor arkadaşlar? Bakın h artı derişiminiz sizin 10 üzeri eksi 1. H artı derişiminiz 10 üzeri eksi 1 ise bu adamın pH'ı nedir? Tabii ki 1. Yani sorumuzun cevabı buysa. Bakın bu taktik her soruda kullanabileceğiniz bir taktik. Hidrojen mol sayısını ve OH mol sayısına ulaşıyorsunuz. Bu mol sayısı kimin daha fazlaysa oradan çıkarım yapıyorsunuz. Ama kimin daha fazlaysa o adamın derişimine ulaşacaksınız. Burada hidrojen mol sayımız daha fazlaydı. H artı derişimine ulaşacağız. Derişime ulaşmak için de mol sayısı arasındaki farkı toplam hacme böleceğiz. Aslında buradaki amaç gençler, mol sayısı arasındaki farkı alıyoruz ama bakın H artının 0,08 molü 0,08 mol OH ile nötrleniyor. Yani birbirlerini götürüyorlar. Fazlası lazım bana, kalan lazım. Çünkü çözelti kalanın, elinde olanın özelliğini gösterecektir. Burada da asidik bir çözelti söz konusu. Dediğim gibi bu mantığı kavrarsanız eğer asit baz konusunda sayısal problemlerde yapamayacağınız hiçbir soru yok. 100 ml 0,3 molar lityum hidroksit sulu çözeltisinin 500 ml hidrojen bromür sulu çözeltisi aynı sıcaklıkta karıştırılıyor. Şimdi bakın elinizde yine bir baz var, bir de asidiniz var. Asidin ama derişimini bilmiyorsunuz. Ne biliyoruz? Çözeltinin pH değeri 1. O zaman buradan gideceğiz gençler. Şimdi pH değeri 1 ise bu adam nasıl özellik gösterir? Asidik, değil mi? Asidik özellik gösteriyorsa asit mol sayısı daha fazlaymış. Yani hidrojen bromürün mol sayısı daha fazlaymış. Şimdi bu adamın derişimini x gibi bir şey desek derişimine. Bu adamın mol sayısını bulmaya çalışıyorum. X çarpı hacim neydi? 0,5. Peki bazımızın da arkadaşlar mol sayısını bulalım. Şurayı eğer 0,1 alırsak mol sayısı 0,03 olmaz mı? Yani asit mol sayınızdan baz mol sayını 0,03'ü çıkartıp bakın bunu toplam hacme bölerseniz ki toplam hacim 100, 500 daha 600 litreye çevirdiğinizde 0,6. Şimdi zaten bana bu değer neyi verecek? H artı derişimini verecek, öyle değil mi? Çünkü hidrojen sayısı daha fazla dedim. H artı derişimini verecek. pH değerinin 1 olduğunu biliyorsam eğer bu adamın H artı derişimi nedir? 10 üzeri eksi 1. Bakın tekrar ediyorum size. Amacımız asitten gelen H artı mol sayısına, bazdan gelen OH mol sayısına ulaşmak. Ekstra başka hiçbir şey yapmıyoruz. Öğretmenim niye bundan bunu çıkardın? Çünkü son durumda pH'ı 1'miş. pH 1 ise asidik özellik gösterecek. Yani pH'ın 1 olması demek H artı derişimin 10 üzeri eksi 1 olması demek. Bu adamın derişimini x demiştik zaten. X çarpı 0,5 eksi bazdan gelen mol sayısını çıkarıp toplam hacme böldüğümüz takdirde olay bitmiştir bizim için. Hadi işlemlerimizi yapalım. 0,5x eşittir diyeyim. 0,6 ile bunu çarpsak 0,06. 0,03 oraya gitse 0,09 olur galiba. Değil mi? Buradan x'e ihtiyacımız var arkadaşlar. X bu durumda 0,09'u hop 0,5'e bölmektir. Buradan x değeri birer virgül kayarsak 0,9 bölü 5'ten 9 bölü 5 1 8 1 virgülde kaymam lazım 1 2 0,18 aynen öyle. Demek ki cevabımız neymiş? Ceyhan. Öz kütlesi 1,84 olan kütlece %49'luk iki değerli bir asidin. Dikkat. Sulu çözeltisinin 100 mililitresini tam nötrleştirmek için aynı sıcaklıkta 230 mililitre 4 molar kalsiyum hidroksit çözeltisi harcanıyor. Asidin molekül kütlesi nedir? Bakın yine değişen bir şey yok. Burada bir farklılık var ya. Bana ilk defa bir soru öz kütle vermiş, kütlece yüzde derişim vermiş. Şimdi öz kütle ve kütlece yüzde derişim varsa direkt bizim molarite formülümüz neydi? Hatırlayacaksınız. Denizde yüzen 10 manyak.
Denizde yüzen 10 manken ya da diyelim. Yoğunluğu hemen yerleştirdim bakın 1,84. Bakın ÖSYM bu formülü sever. Yoğunluk ve kütlece yüzde derişim içeren derişim formülü. Lütfen dikkat. Yüzdemiz zaten 49'muş. Çarpı 10 formülde var arkadaşlar. Molekül ağırlığı da sülfürik asit hangi asitmiş bu? Hangi asit olduğunu bilmiyorum. Bu benim için MA'yı verecek. Şimdi buradan hem MA'yı hem de molariteyi bilmiyoruz. Bu bir cepte kalsın. Ama soru bana diyor ki nötrleştirmek için 230 ml'de 4 molar kalsiyum hidroksit gerekiyor diyor. Hadi bir de nötrleştirmek için hareket yapalım. Yani asidin derişimi çarpı hacmi çarpı tesir değerliğini, bazın derişimi hacmi tesir değerini eşitleyelim. Zaten molariteler eşit çıkmak zorunda. Yani birini bulup ötekini de yerleştireceğiz arkadaşlar. Bakıyorum bazdan başlıyorum. Bazın molaritesini 4 vermiş. Bu eşitlikte hacim birimlerini değiştirmesem de olur. Zaten birbirlerini götürecekler. Bazım kaç değerliydi benim? 2 değerliydi. Asidin derişimini bilmiyorum. Asidin hacmi 100 mililitreymiş. Dikkat edin, asidin de 2 değerli bir asit olduğunu söylemişti soru bana. Şimdi burada kimler birbirini götürüyor? Hadi bir ona bakalım. İkiler birbirini götürdü. Öyle değil mi? Şu 0, şu 0'ı yollasın. Bu nedir? 4 kere 3, 12, 4 kere 2, 8, 9. Bir virgülde kayarsam 9,2 molar buldum. Yahu bu bulduğum molar aslında asidin molaritesi değil mi? Yani şurada yerleştirmem gereken miktar. Yani buradaki molariteyi arkadaşlar silip ne yapabiliriz? 9,2'yi yerleştirebiliriz. Bakın, kimyada bu sorular muhakkak birbiriyle orantılıdır. Ben şöyle bir şey görüyorum. 1,84'ü 10 ile çarpsam 18,4 değil mi? Peki bu 18,4 9,2'nin 2 katı değil mi? Aa süper, vallahi 2 katı. Bu durumda MA'yı buraya çarpan olarak atarsan ne olacak? 49 çarpı 2 olacak değil mi? 49 çarpı 2 de nedir? 98. Demek ki cevabımız Edirne. Bu soruda bakın çok güzel bir püf nokta vardı. Denizde yüzen 10 manken formülünü lütfen kaçırmayın. Yani öz kütle ve kütlece yüzde derişim biliyorsanız molariteyi böyle bulacaksınız. Ama nötrleşme sorularında da bazın, şurası bizim bazı önce yazmıştım sonra asidi. Bazın derişim hacim ve tesir değerliği çarpımı asidin derişim hacim ve tesir değerliği çarpımına eşit olacak. Bir de bakın burada iki değerli olduğunu yazıyla belirtilmiş. Bak, dikkat ediyor musunuz? Burada bazın iki değerli olduğunu görüyoruz ama asidin iki değerli olduğu yazıyla belirtilmiş. Gözünüzden en ufak bir şeyin kaçması demek sorunun cevabını yanlış bulmanız demektir. Oldukça güzel bir soru örneğiydi. Oda koşullarında 0,3 molar 200 mililitrelik sülfürik asit çözeltisine 0,2 molar sodyum hidroksit ekliyorsunuz ama hacmini bilmiyoruz. Zaten bu grafiğe dikkat edin arkadaşlar. Şimdi bu grafik aslında bir titrasyon grafiğidir ama titrasyon deyince öğrenci farklı bir şey algılıyor. Aslında nötrleşmedir ya da işte fazla baz eklerseniz çözeltiniz bazik özellik gösterir gibi. Şimdi burada dikkat edin, pH'ın kaç olduğu noktayı belirtiyor A? 7. pH'ın 7 olduğu nokta aslında nötrleşme noktası değil midir? Evet. Yani ne demek istiyor? H artı mol sayısını OH mol sayısına eşitle. Öyle değil mi? Haliyle eklenen bazın hacmini göreceğiz. Şimdi hemen asit için gerekli bilgilere bakıyorum. Kullandığımız formülü tekrar yazayım. Asitin derişimi, asitin hacmi çarpı tesir değerli. Bazın derişimi, bazın hacmi çarpı tesir değerli. Asidin derişiminin 0,3 molar olduğunu soru söylemiş. Hacim 200 mililitre. Bakın birimi çevirseniz de olur, burada çevirmeseniz de olur. Çünkü birbirlerini zaten götürecekler. Çevirmedim şu anlık. Tesir değerliği nedir? 2. Bazıya geldim. Baz için 0,2 molarmış. Bazın hacmini bilmiyoruz. Z değeri nedir peki? Bakın suya verdiği OH 1. Buradan arkadaşlar bazın hacmini çekeceğiz. Gene birileri birilerini götürür diye umuyorum dedim. Mesela bu 0,2 ile şu 2 gitse şurada bir 0,1'iniz kalacak.
Öyle değil mi? Bu 0,1 ile şu 0,3'ü sadeleştirirseniz burada bir 3 kaldı. 3 çarpı 2'den demek ki hacim neymiş? 600. O halde cevabımız Edirne gençler. Dediğim gibi bu hem titrasyon sorusu olarak geçer, hem asit baz nötrleşme sorusu. Önemli olan pH'in kaç olduğunu bana vermesi. pH 7 demek, nötr demek. Nötr diyorsa da H artı mol sayısını OH mol sayısına eşitleyeceksin. H artı iyon derişimi 10 üzeri eksi 1 molar olan hidrojen bromür çözeltisi şuradan bahsediyor. OH iyon derişimde 10 üzeri eksi 1 olan potasyum hidroksit sulu çözeltisi şekildeki gibi damla damla ekleniyormuş. Bu da arkadaşlar yine titrasyon gibi düşünün. Altta bir asit çözeltimiz var. Üzerine damla damla baz ekliyoruz. Bu olayla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Büretteki potasyum hidroksitin, büret dediğimiz bu aslında, bu biz büretleri daha ince uzun kullanırız arkadaşlar. Potasyum hidroksitin pH değeri 1'dir. Şimdi bakıyorum, potasyum hidroksitin OH derişimi nedir? 10 üzeri eksi 1. OH derişimi 10 üzeri eksi 1 ise bu adamın pOH'ı 1'dir, öyle değil mi? pOH'ı 1 ise bu vatandaşın pH'ı nedir? 13. O zaman birinci öncül yanlış. Beherdeki çözeltinin pH değeri zamanla küçülür diyor. Hoba. Yahu beherde bir asidiniz var. Asidin üzerine baz ekliyorsunuz gençler. Baz ekledikçe beherdeki asitlik azalır. Asitliğin azalması da pH değerinin artması demektir. Öyle değil mi? O zaman ikinci öncül de yanlış. Çünkü beherde gayet bakın pH'ı 1 olan bir asidiniz var. Gitgide bu adamın pH'ı artacaktır siz baz ekledikçe. Hatta eğer eşit molde ekliyorsanız nötrleşip pH'ı 7'ye kadar bile gelecektir. Beherdeki çözeltinin hacmi başlangıçtakinin 2 katına ulaştığında çözeltideki H artı iyon derişimi 10 üzeri eksi 7 olur. Hah evet, bakın burada artık nötrleşmiş, farkında mısınız? Yani bu adama eşit hacimde bir şey eklemişim. Eşit hacimde, eşit mol sayıda, eşit derişimde bir şey eklemişim, baz eklemişim. O halde nötrleşecektir. Nötrleşirse de H artı iyon derişimi de OH iyon derişimi de 10 üzeri eksi 7 olur. Hangisi doğrudur? Yalnız 3, Bursa doğrudur. Bromtimol mavisi çok güzel bir indikatördür. Renk değişimiyle ortamın asidik mi bazik mi nötr mü olduğunu söyler. Asidik ortamda sarı renkteymiş. Bazik ortamda mavi, nötr ortamda ise yeşil renk verir diyor. Teşekkür ederiz. Bir kaptaki bromtimol mavisi damlatılmış 10 mililitrelik asit çözeltisine. Şimdi başlangıçta elinizde arkadaşlar ne var? Başlangıçta elinizde bir asit var. Peki siz bu aside eğer bromtimol mavisi damlatırsanız, bakın asidik ortamda ne renkli bu adam? Sarı renkli, değil mi? O halde başlangıçta renginin ne olduğunu söyleriz? Sarı renkli olduğunu söyleriz. Azar azar üzerine baz ekliyoruz. Azar azar, bakın önce bu adam eklediğimiz asit ve bazın mol sayıları eşitlenince önce nötr olacaktır. Nötr ortamda da eğer nötr olursa yeşil renk verecektir. Sorunun mantığını açıklıyorum size. Şimdi şıklara bakacağız. Eğer haddinden fazla baz eklersem de bazik ortamda bu adam mavi renk veriyormuş. Mavi renk nerede veriyor? Bazik ortamda. Şimdi potasyum ve hidroksit eklemeden önce sarı renkte midir? Evet, hiçbir şey eklemeden önce bu adam sarı renktedir, doğru. 2 mililitre potasyum hidroksit eklediğinde hala sarı mıdır? Yani hala asidik özellik gösterir mi? Bakın elinizde 10 mililitre 0,1 molarlık hidrojen bromür var, değil mi? Siz 0,2 çarpı 2 0,4, daha yeteri kadar asit baz olmadı elimizde. Yani hala sarı renktedir. Hala asidiktir. 0,5 mililitre eklendiğinde, yani amacınız H artı ve OH'ı eşitlemeye çalışmak arkadaşlar. Başka hiçbir şey yok. 10 çarpı 0,1'iniz var elinizde. 10 çarpı 0,1. Sıfırımızı da şuraya yazalım. Acaba 0,2 çarpı 5'e eşit mi? Eşit mi? Çünkü eşitse eğer ortam nötr olacaktır. Yani yeşil olacaktır. Evet, eşit değil mi? 10 çarpı 0,1 eşittir 0,2 çarpı 5. Bu durumda nötr olacaktır. Doğru. 10 mililitre potasyum hidroksit eklendiğinde yeşil demiş.
Hayır, 5 mililitre eklendiğinde bu denk oluyor arkadaşlar yeşil. Artık 5'ten daha fazla eklerseniz baza doğru kayacaktır. Baz. Baza doğru kaydığında da mavi renk vermek ister. Yani Denizli direkt yanlış. C'nin doğru olduğunu gördük zaten, Denizli'ye hemen yanlış diyebiliriz. 20 mililitre eklerseniz zaten mavi rengi verecektir. O halde cevabımız Denizli. 25 derecede bir kaba 100 mililitre arı suya demiş. 100 mililitre arı su, yani saf sudan bahsediyoruz. 0,2 molar 100 mililitre sodyum hidroksit ilave ediliyor. Kaptaki çözeltinin pOH değerinin eklenen sodyum hidroksit hacmini gösteren grafiği istiyor bizden. Şimdi önce şöyle yapalım. 100 mililitre arı su var elimizde. 100 mililitre arı suyun arkadaşlar nedir? pH'ı 7'dir değil mi? Yani nötrdür bu adam. pH'ı bizim için 7'dir. Peki ben bu adama bakıp önce pH grafiğinden bahsedelim. pH'tan zaten pOH'a geçmek gayet kolay. Ben bu adama 200 0,2 molar 100 mililitre bir şey eklersem, hadi gelin son durumda çözeltideki OH derişimine ulaşalım. OH derişimine, yani normalde 0,2 molardı bu adam başlangıçta. 100 mililitre vardı elimde, değil mi? Fakat artık benim yeni derişimi bilmiyorum ama son hacmim ne oldu arkadaşlar? 100 mililitre de su vardı elimizde, 200 oldu. Zaten bu sıfırları eğer yollarsak buradan derişimi ne buluruz? Bakın OH derişiminden bahsediyorum. 0,1. OH derişimi 0,1 ise eğer bu adamın pOH'ı ne olacaktır? 1. Öyle değil mi? Yani başlangıçta pH'ı ve pOH'ı 7 olan bir şey var elimizde. Her şekilde 7'den başlayacak. Sonra pOH'ı arkadaşlar 1'e düşecek. 7'ye 1, eklenen de 100. Aynen öyle. Eğer pH isteseydi bizden, yani bu grafiği arkadaşlar pH'a karşı isteseydi, o zaman diyecektik ki başlangıçta gene 7. Fakat pOH'ı 1 ise pH'ı nedir? 13. Öyle değil mi? pH grafiğini isteseydi eğer şöyle 13'e yükselen bir grafik elde edecektik. Tabii ki bunu nerede yapacaktık? Gene 100 mililitrelik bazda yapacak. Tamam mıdır?